evlatlarımız onlara en büyük vereceğimiz miras, mal mirası diye onları nasıl kullanacağı belli değil. Ona bir ahiret saadetini verebilir. Bu da küçük yaşta oluyor. Efendim diyor, daha ufak diyor. Nasıl bir zevkini alsın bırakır diyor. Öyle şey mi olur? Sen onun ağzına sigara da ver, sigarayı içsin, sonra zevkini alsın bıraksın sigarayı. Tiryaki et, sonra bıraksın. Tiryaki oluyor. Onun için anne baba bir mektep olacak. Uygun yerlere gönderecek. Kur'an kurslarına okutacak. Yani eğer Allah'ı seviyorsak Allah'ın kelamını da severiz. Eğer Resulullah'ı seviyorsak Resulullah'ın iştigal mevzularını da severiz. Sonra mektup göre efendim diyor, hocam diyor, şöyle benim kızım oğlum böyle oldu diyor. E sen ne verdin ki, ne bekliyorsun? Mevlana diyor ki, arpa ektiğinde buğday çıkar mı? Buğday ektiğinde arpa çıkar mı diyor. Diken ekerken diken çıkar. Bilhassa bu Ramazan-ı Şerif'te yavrumu çok sevdirelim. Onları çok ufaksa çocuk orucu tutturalım. Sabahleyin kahvaltıdan öğleye kadar yemesin, öğleden akşama kadar yemesin. Öyle bir böyle bir örf vardır. Yani çocukları bir oruca alıştırmak. Efendimiz namaza alıştırmak, torunlarını sırtına alırdı namaz kılarken. Aksi halde yarın çok zor olur. Cenab-ı Hak selamın kavlen bir Rabbir Rahim buyuruyor. O cennetler büyük bir ihtişamla karşılanacak. Fakat yakınlı vesaire eğer o yolda da memsadül yevmi eyyühel mücrim, siz mücrimler cehennem tarafına doğru geçin diyecekler. En acıklı hicran ayrılık o zaman olacak. O yüzden bakın yavrularımızı muhakkak bir Kur'an-ı Kerim eğer Allah'ı seviyorsak, Resulullah'ı seviyorsak onlar ufak yaşlarından itibaren bir sevdirelim ve onlar Kur'an'lık kursunda bir düzgün bir tilavet olsun. Namazın farzları var. Kıyamda da kılmak farz. Fakat gücü yok, oturduğu yerde kılabilir. Fakat kıraatsiz bir namaz kılamaz. Mana değişir, mana bozulur.